Yıkım ve hafriyat sektörü, kentsel dönüşüm, özel sektör yatırımları ve kamunun dev altyapı projeleriyle hızlı bir büyüme gösteriyor. İşte o isimlerden biri başarılı projelerle adından söz ettiren Ayvalı Yıkım ve Hafriyat. Kentsel dönüşüm hız kazandıkça yıkım ve hafriyat çalışmaları da aralıksız sürüyor. Sektörünün köklü kuruluşlarından Ayvalı Yıkım, Hafriyat ve Geri Dönüşüm, bugüne kadar gerçekleştirdiği sayısız bina yıkım ve hafriyat çalışmalarıyla sektörünün önemli çözüm ortakları arasında yer alıyor. Biz yıllardan beri bu işleri yapıyoruz. Muammer Ayvalı 1980 yılında ticaret odası kaydıyla bu işe başladı. Sayısız binalar yıktım çünkü Sayın Delan döneminde Tarlabaşı Haliç istimlaklarını yıktım ki yanlış hatırlamıyorsam sadece 365 tane bina şeyde vardı Tarlabaşı'nda. İstanbul'da da işte 40 seneye yakın süreden beri yaptığım için sayılarını bilmiyorum. Her türlü bina yıkıyoruz. Her türlü. Ben çok ciddi fabrikaları da yıktım. 14 katlı, 15 katlı binaları da yıktım. Bizlerde hep tecrübeli insanları çalıştırıyoruz. Sigortasız ben işçi çalıştırmam. İş güvenlikçimiz var zaten, onlarla ilgili sıkıntımız yok. Diğer biz onlara ne gerekiyorsa, baretlerini, kemerlerini, ayakkabılarını onları tutanakla teslim ederiz. Onlar onları giyerler. Gerekli çevre şeyini zaten alıyoruz. Uyarır levhalarımızı yapıyoruz. Kiralık araçlarla yapıyoruz. Yeni bağlantı kurduk birkaç tane. Ben bu 30 tonluk bizim işimize yarayan katolardan onu işte daha yeni bağlantısını yaptım, yeni aldım. Hedef bu işte tabii ne kadar büyürsen o kadar büyür bu iş. Geri dönüşüm, işte biz onu her türlü malzemesini değerlendiriyoruz, geri döndürüyoruz. Bu hem ekonomiye de katkımız oluyor. Dolayısıyla biz de para kazanıyoruz. Muammer Ayvalı, sektörde yaşanan sıkıntılara da değiniyor. Maalesef istemeyerek de olsa üzücü kazalar oluyor. Bunun önüne geçmek için biraz daha ehli olan, bu işleri yapabilen, daha önceden tecrübeli olan insanların yapmasında elbette ki biraz daha bu kazaları biraz daha indirebilir. Herkes yaptığı için bu iş riskli işlere, riskli oluyor. Zaten riskli iş. Ne oluyor? O zaman tamamen riske giriyor. Acemi insanları getiriyorlar, çalıştırıyorlar. Denetim mekanizmalarının işlemesi gerekir. Harfiyat sıkıntı, yaşadığımız sıkıntıların birincisi döküm. Yağmur yağdığında döküm kapanıyor. Döküm yerlerinin işte biraz uzak olması ki o da mecburen, yani yapılacak başka bir şey yoktur. Bizim en çok büyük sıkıntımız işte kamyonların belli saatlerde şehir içine girmesi. Cumartesi, pazar zaten çalışamıyorsunuz. Bir de şu tabii ruhsatların biraz geç çıkması. Bu inşaat ruhsatları çıkmadan harfiyata başlayamıyorsunuz. Thank you.